Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere şöyle güzel iki renkli bir çiçek yapımını göstermek istiyorum. Bakın şöyle çok güzel ve çok kolay hanımlar. Daha önce ben bu çiçeği şöyle bebek elbisesinde kullanmıştım. Bunu da sizlere bu şekilde yaptım. Siz de bunu bebek örgülerini süslemekte, patiklerde veya başka örgülerinizi süslemekte kullanabilirsiniz. Çanta kenarlarına yapabilirsiniz. Minder kırlent süslersiniz. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz hanımlar. Şimdi dilerseniz çiçeğimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar, şimdi sihirli halka yaparak çiçeğimize başlıyoruz. Şöyle şu şekilde ipimi şöyle bir yuvarlak yapıyorum. Uç kısım altta kalıyor. İpin diğer kısmı üst tarafta kalıyor hanımlar. Şöyle. Sonra şöyle tutuyoruz ve tığım ile bir tane ilmeği alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın burada bir tane halka olmuş oldu. Bu halkaya sık iğne ile 12 tane, evet 12 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şu ipin ucunu alıyorum. Biraz şöyle çekiyorum. Dokuz, on, on bir. Şimdi 11 tane yaptım. 12.yi ilk sık iğnenin tepesine batarak şu şekilde birleştiriyorum. Şu ipin ucunu tekrar çekiyorum. Bir, 2, 3 tane zincir çekiyorum hanımlar. Bakın 3 zincir çektim. 1 tane boşluk bıraktım. 2. boşluğa batarak birleştiriyorum. Şöyle. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 boşluk bırakıyorum. 2. boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 boşluk bırakıyorum. 2. boşluğa batıyorum. Bir, iki, üç zincir, bir boşluk bırakıyorum, ikinci boşluğa batıyorum. Üç zincir, tekrar araya bir boşluk bıraktım. Üç zincir, tekrar bir boşluk bıraktım. Şimdi hanımlar, şöyle şuraya batıyorum önce. Sonra da ilk zincirin arasındaki boşluğa, şu boşluğa battım. Bakın 1, 2, 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birlikte topluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane yaprak yapmak için kafesim olmuş oldu. 2 zincir çekiyorum. Şimdi ikili trabzanlarla dolduruyorum. Bakın 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Şimdi birinci yaprağımı yapmış oldum. Önce buraya şöyle batıyorum. 1 ilmek alıyorum. Sonra yandaki boşluğa batıyorum. 1 ilmek alıyorum. Tekrar tığımda 3 tane ilmeğim oldu. 3'ünü birlikte topluyorum. 2 zincir. Tekrar buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 zincir. Önce buraya, sonra yandaki kafese batarak
ilmek aldım. 3 tane ilmeği birlikte topluyorum. 2 zincir. 1 2 3 2 zincir. Önce buraya, sonra yandaki kafese batarak ilmeklerimi aldım ve topluyorum. 2 zincir. 3 trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Bu şekilde 6 tane yaprağımız olacak. Şimdi sonuncu yaprağı yapacağım. İki zincir. Bakın 1 2 3 4 5 6. 6 tane yaprağım oldu. Şimdi bunu buraya batıyorum ve kapatıyorum. Evet hanımlar. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bakın. Şu aradaki boşluklar var ya. Bu boşluklardan arka tarafını şöyle çeviriyorum. O boşluklardan şu şekilde batarak tığımı geçirerek bunu buraya ekliyorum. Şöyle yandan yapayım hanımlar. Bakın. Şöyle şuradan ilmeğimi alıyorum. Evet. 1 2 3 4 5. Tekrar sıradaki yaprağa bakın, zaten yeri belli şu şekilde tuttuğumuzda. Buradan batıyorum, diğer taraftan tığımı çıkartıyorum. Şöyle oradan ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar sıradakine geçiyorum. Aynı şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş. Sıradakine aynı şekilde tekrar. Bir, iki, üç, dört, beş. Tekrar sıradakine. Çok affedersiniz. Bir, 2 3 4 5. Şimdi şuraya tekrar batıyorum. Şuraya bir geçiş daha yapıyorum. Bu yapraktan giriş burada şey oldu. Güzel olmuyor. Buraya yapalım, daha güzel durur. 1 2 3 4 5. Bunu da sıradakine batarak tamamlıyoruz. İki zincir çekiyorum şöyle. Şimdi hanımlar, şu ortadaki sihirli halkanın ipini de çekiyorum. Sıkacağım. Şimdi şunu şuradan aradan alacağım. Yalnız tığımın ucu biraz kalın olduğu için bu sıralarda da elimde farklı farklı işler olduğu için biraz değişik geliyor. Şöyle ince tığla, evet şöyle. Bir şu aradan geçirelim hanımlar. Bu
arka taraftan iplerimizi aradan geçerek kaybedebiliriz. Zaten dikişte olacağı için çiçeği dikerken o uçları da orada kaybederiz. Şimdi şunu şöyle şuradan kesiyorum. Çok kısa kesmiyorum çünkü altta kalacak dediğim gibi. Şimdi beyaz ile tekrar devam edeceğim. Tığını tekrar aldım. Evet. Şimdi şu araya batıyorum hanımlar. Şuraya batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şurayı yapacağız hanımlar. Şöyle. Üç zincirden sonra üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Üç zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir, iki, üç. Tekrar üç zincir çektikten sonra aynı yere üç trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Alt sırada yaptığımız gibi geçiş yaparken yapraktan yaprağa. Bakın önce buradan bir ilmek alıyorum, sonra yan taraftaki zincirden hanımlar. Şöyle 3 ilmeği birlikte kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Buraya şimdi tekrar 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Tekrar buraya üstüne almadan birleştirdim. 3 zincir çekiyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Önce buraya, sonra yan tarafa geçiş yapıyorum hanımlar. Bu şekilde arkadaki 1 2 3 4 tane zinciri de doluyoruz hanımlar. Şu an 4. zincirdeyim. 2 tanesini yaptım. Burada 1, 2, 3, 4. de burada hanımlar. Evet. Toplamda burada 12 tane yaprağımız olacak. Komple dönelim. Buraya gelince tekrar devam edelim. Evet hanımlar. Bakın çiçeğimizi bitirdim. Şöyle 12 tane burada yaprağım olmuş oldu. Çiçeğimin yaprağı olmuş oldu. Arka tarafı bu şekilde. Bu ipleri zaten dikeceğiniz yere şöyle iç kısma gelecek şekilde diktiğinizde kesinlikle görünmüyor. Bu orta kısmına da isterseniz hanımlar benim gibi şöyle çiçek şeklinde düğme veya farklı düğme de dikebilirsiniz. Boncuk dikebilirsiniz, inci dikebilirsiniz. Evet. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın.